Evet sevgili izleyenler, Şehirden Haberler programı bugün sizlere Zonguldak Ereğli'den sesleniyor. Şu anda yanımızda çok tatlı bir çift var. Sait Bey ve Emine Hanım'ın konuğuyuz. Kendileriyle röportajımıza başlayacağız. Bakalım işletmemizde ne gibi hizmetler veriliyor? En iyisi bunu kendilerinden hep birlikte dinleyelim. Öncelikle Sait Bey, programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Emine Hanım, sizler nasılsınız? Allah'a şükür. İyisiniz. Burada çift olarak çalışıyoruz. Şimdi artık tabii ki de işletmeden, buradaki hizmetlerimizden, faaliyetlerden bahsetmeden önce ben biraz sizleri tanımak istiyorum açıkçası. Sait Bey, ne kadar zamandır bu işin içerisindeyiz? Burayı açmaya Zonguldak Ereğli'de nasıl karar verdik? Şimdi 7-8 yıldır bu işin içindeyiz. Daha önceleri yol boylarında, yani kendi çabalarımızla bu işi yapıyorduk. Şimdi bize devlet böyle bir yer yaptı. İl Özel İdare Banka kaynaklı, destekli. Biz de buradan bir nasip olduk. Ve şu anda burada hizmet vermeye çalışıyoruz. Zaten öncesinde de küçük küçük bu işi yapıyorduk ama şu anda biraz daha oturtmuş durumdayız. Daha düzenli bir sistem var burada. Şimdi artık buradaki hizmetlere geçmek istiyorum. Baktığımda zaten ürün yelpazesi oldukça geniş. Ama bunu sizlerden dinleyelim Sait Bey. İşletmemizde şimdi meyvelerden tutun ki arkamızda görmüş olduğunuz gibi organik ürünlere kadar birçok yelpaze var. Neler barındırıyor burada? Şimdi bizim bu yöremizin en önemli Osmanlı çileğimiz var. Yani yöresel ürünlerimiz var. Onları burada hizmete sunmaya çalışıyoruz. Artı balımız var. Kestane balımız çok değerlidir. Buranın kestanesi de çok güzeldir. Tadı da güzeldir. Ne bileyim, bunun yanında işte meyvelerimiz var. Kivimiz de burada yetişiyor artık. Yani Ereğli'mizde yetişiyor. Her şey organik mi? Yani o meyveler vesaire böyle bizzat bahçeden çıkmıyor. İlaçlama yok, bir şey yok buralarda. Mesela ıhlamur, mesela kivi, mesela cennet hurması veya Trabzon hurması. Bunun yanı sıra zaten arkamızda da saydınız yumurtalar da var. Yumurtalarımız, artı ördek yumurtamız, cevizimiz, işte demin bahsettiğim gibi balımız, pekmezimiz. Birçoğu da sanırım bunların hani kavanozlardan da görüyorsunuz ki el yapımı. Evet, biz de eşimin yaptığı, komşularımızın yaptığı veya çevremizde yapanlardan sunmaya çalışıyoruz. Yani burada hazır üretime dair çok da bir şey yok. Hepsi böyle el emeği, doğal ürünler. Doğru. Şimdi burada Emine Hanım, ürünleri sizler yapıyormuşsunuz aslında bu el yapımı olan kavanozdaki ürünleri. Neler çıkartıyorsunuz mesela? Mesela konserveleri, reçel, mantar, sarma, ayva reçeli çeşitleri oluyor. Bunların hepsini evde kendiniz yapıyorsunuz, kavanozluyorsunuz. Burada da yöresel ürün sevenlere sunuyorsunuz. Şimdi aynı zamanda yöresel ürünlerden bahsettik, meyvelerden bahsettik. Ama burada aparatif mutfaktan çıkan ürünler de var Emine Hanım. Zannediyorum ki bunları Emine Hanım yapıyor, doğru muyum? Emine Hanım yapıyor. Tamam. Ben de çayımla desteklemeye çalışıyorsun. Tamam, o zaman yemekler Emine Hanım'dan, çaylar burada Sait Bey'den alıyor. Biz önce yemeklerden başlayalım. Emine Hanım, mutfağımızda neler pişiyor? Gözlemeler, tost. Gözleme çeşitleri oluyor şu an. Gözleme çeşitleri oluyor. Köfte, ekmek. Aslında böyle hani yol kenarlarında hani böyle pratik, yenmesi kolay olan çeşitleri mutfağınızda çıkartıyorsunuz. Evet. Şimdi bir de bu ilçe arası bir yol. Bu yerine göre bakıyorsunuz, insanlar Trabzon'dan çıkıyor, bu yol üzerinden kullanıyor ve yorgunluk hissettiği zaman uğruyorlar böyle yerlere. Sizin çayınızı içiyorlar. İçiyorlar, zinde bir şekilde yola devam ediyor. Evet, sizin çayınızı içiyorlar. Burada Emine Hanım'ın yapmış olduğu gözlemelerle, işte tostlarla, menemenlerle karınlarını doyuruyorlar. Ha, yol üzerinde giderken de hani böyle hem hediyelik, hem de işte ileride kullanmak için almak istediğiniz yöresel ürünler varsa hemen zaten oraya, onda arkamızda bulunuyor. Yani buraya gelip çayınızı, yemeğinizi yiyorsunuz. Buradan da hediyelik götürmek istediğiniz yöresel doğal ürünleri alabiliyorsunuz. Ya da işte yolda giderken meyve yemek istiyorsanız hemen zaten orada meyve reyonumuz da var. Birazdan bir yan ekranda daha detaylı göreceksiniz tabii ki de buradaki ürünleri. Şimdi tam olarak konumumuzdan bahsetmek istiyorum Sait Bey. Konumumuz nerede yer alıyor? Zonguldak Ereğli arasında Kandili Sapağı. Kandili Sapağı burasının asıl yeri. Yani tam tepe bir nokta.
vericilerin bulunduğu yer. Şimdi yol üzerinde diyelim ki çay içmek istediğimiz, dinlenmek istediğimiz bir yer arıyoruz. Burayı gördük. Neden burayı tercih etmeliler? Farkımız nedir bizim? Bizim farkımız çayımız her zaman taze. Evet. İçen insan bir içen pişman, bir içmeyen pişman. Evet, zaten o çayların tadına biz de baktık. Taze taze çıkıyor. Zaten çay ocağımız da şurada yer alıyor. Oturma yerleri de var bu arada. O da bizim yan tarafımızda şu anda. Biz belli bir bölgeden yapıyoruz röportajı. Dediğim gibi burayı size daha detaylı birazdan göstereceğiz. Açık alanda doğayla iç içe bir mekan aslında burası. Aynen. Dediğiniz gibi havası tertemiz. İnsanlar çayla havayı birleştirdi mi zinde bir vaziyette yollarına devam ediyorlar. Karınınızı doyuruyorsunuz, çayınızı içiyorsunuz, biraz dinleniyorsunuz, soluklanıyorsunuz. Sonra yolculuğunuza kaldığı yerden devam ediyorsunuz. Kullanmış olduğunuz bir sosyal medya hesabı vesaire var mı buraya ait Sait Bey? Var. Adını böyle hani hem de işletmemizin adını söyleyelim ki izleyenlerimiz de incelesinler. Gönül Dağı. Gönül Dağı olarak yazdıklarında bulabilirler misin? Yazdıklarında bulabilirler. Evet. Gönül Dağı Mola yazdıklarında. Tabii KDZ Ereğli. Tabii. Çünkü Gönül Dağı çoğu yerde var. Ereğli, KDZ Ereğli yazdıklarında burayı bulurlar. Şimdi artık burada bahsedilmesi gereken her şeyden bahsettik sevgili izleyenler. Lezzetleri anlattık. Bunun dışında buradaki ürünleri söyledik. Aslında birazdan sizi buradaki işletmeyle baş başa bırakacağım. Daha detaylı göreceksiniz birazdan burayı. Röportajımızı bitirmeden önce var mıdır izleyenlerimize, yolu buraya düşenlere söylemek istediğiniz birkaç cümle? Dinlenmek isteyen, temiz havayı nefes almak, temiz havadan faydalanmak isteyen bizleri bulsun. Evet. Bekleriz. Evet. Şimdi son cümleleri sizlerden de alalım. Sizler ne söylemek istersiniz Emin Hanım? Vallahi buraya gelmek isteyen daha çayımızı içer, gözlememizi yer, tostumuzu yer. Gözlememizin çeşitleri var. Evet. Hangi çeşitler vardı bu arada gözleme? Patatesli, peynirli, kıymalı, kaşarlı, karışık. Evet. O zaman şöyle söylüyoruz, bu güzel gözlemelerin tadına bakmak isteyenler mutlaka buradan geçerken buraya uğrasın. Her zaman beklerim. Şehirden Haberler programı Zonguldak Ereğli'de yolculuğuna kaldığı yerden devam ediyor olacak. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle hoşça kalın diyoruz.